misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Sana her şeyi anlatacağım. Niye gittiğimi. Daha doğrusu gitmek zorunda olduğumu. Gerçi bu duyduklarım pek hoşuna gitmeyecek ama. Ömer. Gelsene. Bir saniye Sinan. Ya oğlum bir saniye falan yok. Acil gel. Ne oldu, ne acil? Ya Niyazi Bey seni görmek istiyor. Tamam, ben sonra görürüm onu. Oğlum sonrası falan yok. Adam gidecek ya, gitmeden Ömer'i tebrik edeyim dedi. Hadi. Sinan, bir dakika bekleyemiyorum. Bir dakika. Bir dakikada bitecek mi işin? Tamam, geliyorum. Hadi. Buradan, buradan. Yapma. Bunu yapma, hiç doğru değil çünkü. Ne doğru? Benim öyle çekip gittiğimi bilmesi mi doğru? Olan olmuş zaten. Etrafındaki herkesin ona yalan söylediğini bilmesi neyi değiştirecek? Ama bu böyle olmaz ya, olamaz. Ya her şeyi bilmesi lazım. Kahrolması pahasına mı? Bak, ben dostumu senden daha iyi tanıyorum, tamam mı? Eğer gerçeği öğrenirse bir daha hiçbirimizin yüzüne bakmaz. Ne amcasının, ne yengesinin, ne benim. Ha, ne de senin. Onu nasıl bir uçuruma sürüklediğinin farkında mısın? Sakın yapma. Ha. Ama eğer ben ısrar edeceğim dersen, şu an olduğu gibi seni engelleyebileceğim her yerde engelleyeceğim. Yapma. Uğraşıyoruz işte, yeni sezon kreasyonlar. Teşekkürler. Sinan Söğül'den. Sinan da geldi. Vallahi zor getirdim. Kusura bakma. Müsaadenizle. Çok affedersiniz. Önemli değil. İyi misin? Kim bu balodan kaçan külkelisi? Ömer, dinle mi baksın? Yok, hayır. Önemli değil. Hoppa! Getirin bakalım kaderlerinizi. Amca ne gerek verdi ya? Vallahi Necmi abi şımaracağız. Ya şimdiden söyleyeyim ha. Sonra darılmaca yok. Aa, babam ödülleri çok önemli. Şımarın çocuklar, şımarın. Bunu hak ediyorsunuz. Her gün yeni bir başarıya imza atıyorsunuz ve ben bununla gurur duyuyorum. Başarıyorsak beraber başarıyoruz. Senin de sayende amca. Sen de artık pasyonistin bir parçasısın. Aynen. Sinan, kardeşim teşekkür ederim. Yanımda olduğun için. Sen benim kardeşimsin ya. Biz beraberiz. Ay ya, tamam. Yapmayın. Ağlatacaksınız bizi. Ağlamayız, ağlamayız. Bu güzel bir gün. Baktım ben. İngilizciğim. Merhaba tatlım.
İyi akşamlar. Umarım bölmüyorumdur. Bölüyorsun Neriman. Bölüyorsun. Olur mu yengeciğim? Gel eşlik et bize lütfen. Hoş geldin anneciğim. Hoş buldum canım. Bir de gelip tebrik edeyim dedim. O zaman madem ben bir kadeh getireyim size. Necmi, nasılsın? Zararı uğratıyorum. Esra nerede? Rahatça sinir krizi geçirebileyim diye anneannemin yanına yolladım. Ya doldursana şunları. Hadi sen kızım niye duruyorsun? Bunlar Neriman Hanım'ın bana aldığı kıyafetler. Hepsinden kurtulacağım bunları. Ne duruyorsun kızım hadi? Durmasana hadi doldur. Sen tut şunu ben dolduracağım. Malum soruyu soracağım ama korkuyorum. Sor. Sor sor. Çok güzel cevabım var. Konuşabildin mi Ömer'le? Hayır. Tam olarak hangi aşamadan döndün peki? Sınırdan. Allah Allah kahretsin ya sınırdan döndüm. Hadi be. Tam lafa girdim. Her şeyi anlatacağım. Neriman Hanım geldi. Hayır. Sinan Bey geldi. Bin bir türlü bahaneyle aldı götürdü Ömer'i. Bana da anlatmayacaksın dedi. Ömer yıkılır dedi. Adam haklı. Biz hiç bu açıdan düşünmedik tabii. Haklı. Haklı da ben de haklıyım ya. Ben hep bu cenderenin içinde mi yaşayacağım? Zincirlenmiş gibi hissediyorum ya. Hiçbir yere kıpırdayamıyorum. Ne yapmak istesem sonu kötü bir şeye çıkıyor. Vallahi ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi peki? Giysilerini niye topluyorsun? Ne var aklında? Bundan sonra kendim olacağım ya. Bu iş nereye giderse gitsin. Neriman'ın giydirip süslediği o oyuncak bebek olmayacağım. Önce bu kıyafetlerden kurtulmam lazım. Üzerimde ne varsa her şey bana ait olacak. Defne'yi öyle kafalarına göre silip silip baştan yazamayacaklar. Yazamayacaklar tabii. Necmi, konuşmayacak mısın? Neriman, çocukların yanında seni bozmak istemiyorum. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu sen de biliyorsun. Ama ben yalnız kalamıyorum. Sensiz yapamıyorum. Yaparsın Neriman, yaparsın. Zaten ben senin yanındayken de yapıyorsun. Sen beni dinlemiyorsun ki. Ben sana söz geçiremiyorum, engelleyemiyorum seni. Necmi. Neriman, lütfen. Kalbini kırmak istemiyorum. Sen de üsteleme, ısrar etme. Anneciğim. Baba. Yok bir şey kızım, yok bir şey. Anneciğim, hadi gel biz gidelim. Onlar sabah erken kalkacak. Hadi gel. Necmi abi. Efendim. İyi misin? İyiyim sen. İyiyim.
Ben de kalkayım artık. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Ben de seni. Yengem gitmiş. Bırak gitsin Ömer. Bırak gitsin, böylesi daha iyi. Bırak gitsin. Bu kadar mı amca? Ömer, aynı soruyu ben de sana sorabilirim. Günaydın Şükrü abi. Günaydın Defne. Nasılsın? Çok yaşa. Şifayı kapmışsın galiba. Evet ya, sorma. Ağzımla burnum yer değiştirdi. Vallahi ayakta zor duruyorum. Dinlenseydin keşke, gelmeseydin bugün. Yok ya, şimdi öyle işten kaytarıyor gibi olmasın. Yani idare ederim ben bunu. İyi, peki. Ha dur, unutmadan şu paketi sana vereyim. Aa. Bu Ömer Bey'e gelmiş de. Aa, tamam, ben veririm. Aa, onlar ne? Ay Allah. Bunlar eğitim broşürleriymiş. Genç tasarımcılar için. Ha. Tasarımda kullanıma yönelik detaylar. Ne güzelmiş ya. Ben gitsem ya buna. Hayırdır? Nereden esti? Yani kendimi geliştirsem iyi olur. Böyle asistan nereye kadar değil mi? Böyle şeyleri öğrensem iyi olur. Doğru. İyi olur. Sana yakışır da. He? Aa, benim öyle küçükken resmi falan hep 5'ti. Bana çizdirirlerdi ödevlerini çocuklar. Teşekkür ederim Şükrü abi ya. Sabah sabah vallahi zihnimi açtım. Çok yaşa. Teşekkür ederim Şükrü abi. Ben burada daha fazla can vermeden içeri geçip hadi kaçtım ben. Hadi hoşça kal. Ay. Çok yaşa. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok, sadece biraz hasta olmuşum. Oo. Ha, ateşim yok. Sağ ol. Konuşma konusundaki ısrarın bitti galiba. Evet, bitti. Yani. Halbuki ne kadar hevesliydin. Gerçi senin bu anlık heveslerine çok kanmamak lazım. Böyle konuşmayalım lütfen. Hatta artık bu konuyu kapatalım. Çünkü gerçekten benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Kalmadı? Bana çok fazla geldi. O yüzden kaçtım. Benim aşkım mı sana fazla gelen? Ölürsen yalnızlıktan ve senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden. Hayır, benim aşkım. Batıyorsun hala. Ben sana fazla aşık oldum. Size. Zor olacak ama bir şekilde kendimi tedavi etmeye çalışacağım. Artık gerisi size kalmış. Eğer beni görmek istemiyorsanız, git derseniz giderim. Kal derseniz de kalırım. Denedim, bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktın aşkını. Batıyor. Hazır mı kahvaltı?
Hazır, ben arabadayım. Ha bu arada, bu paket size gelmiş. Neden arka koltuk? Lütfen biner misiniz Yasemin Hanım? Hanım? İsmail, ne oluyor sana? Ne bu tavırlar? İş başındayken nasıl konuşmam gerekiyorsa öyle konuşuyorum sizle. Birinin size yönetici olduğunuzu hatırlatması lazım diyeceğim ama... siz zaten pek unutmuyorsunuz. Gerçekten anlamıyorum. Böyle imalı imalı konuşacağına ne düşünüyorsan direkt söyle. Söyleyeyim. Acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Ne alaka şimdi? Evet, yanlış. 3 gün izin aldım. Biraz kafamı toplayacağım. Yerime de geçici olarak başka biri bakacak. Siz de o sırada düşünürsünüz. Yaptığımız doğru mu, yanlış mı diye. Ne yani? Şimdi melankolik adamlar gibi uzaklaşıp bunu mu düşüneceksin? Aynen öyle yapacağım Yasemin Hanım. Şimdi lütfen geçer misiniz? Geç kalıyoruz. Hayır, ne olduğunu bile söylemeden çekip gitmek. İyi. İyi İsmail. Nasıl istiyorsan öyle yap. 3 gün ne düşüneceksen artık. Bir şey diyeceğim. Arabadan inerken pek iyi görünmüyordun. Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Yok canım. Ömer dün gece kış serisini bitirdim deyince heyecanlandım. Onu düşünmüyordum. Ama kesin hepsini sana göstermiştir. Yok ya, ben de parça parça gördüm. Tamamını işte bugün sizle göreceğim. İçimden bir ses ortalığı yakacağız diyor. Vallahi bilmiyorum ama adam ayakkabıda her seferinde böyle akla gelinmedik şeyler yapıyor. Yani inanılmaz. Piyasada şimdiden ekol yarattı. İnsan hayranlık duymadan edemiyor. Öyle. O zaman sunumda hayranlıklarımızı belirtmek üzere görüşürüz. Önden buyurun. Teşekkürler efendim. Yeni seri Ömer'in tarafını tutturacak kadar iyidir umarım. Deniz. Görüşelim. Sana söyleyeceklerim var. Saat 11'de şirketin önünden alayım seni. Olmaz, işim var. Yasemin, seni geriyor muyum? Neden? Nereden çıkardın bunu? Sen bana böyle malzemeler vermezdin. Kendini bu kadar belli etmezdin sen. Neyse, bugün görüşemeyiz. Neymiş bu benimle görüşemeyecek kadar önemli olan işin? Toplantım var. Ne toplantısı? Tasarım. Kış kreasyonu. Ömer elini çabuk tutmuş. Gördün mü tasarımları? Yok. Görmedim daha. Ama göreceksin. Tamam, neyse. Bugün 11'de görüşelim. Sana 15 dakikamı ayırabilirim. Harika. İstediğin zaman yapabileceklerine bayılıyorum. Sakın beni bekletme. İstediğini alana kadar durmayacak bu adam. Sağlam durman lazım Yasemin. Kazanan tarafta olman için sakin olman lazım. Sürpriz. Ay Koray Bey, Allah aşkına sürpriziniz mi kaldı? Her gün buradasınız. Tatlım, yaşadığın dönemde yaşamış olduğun için çok şanslısın. Yani varlığımı da kıvanç duymalısın ayrıca. Ha, bu arada sarkazm benim işimdir. Kıvanç demişken, o da sizi bekliyordu.
Aman iyi tamam giderim. Ah dur gideyim de iki hakaret edeyim. Daha sonra dönüp fiziksel olarak kavga ederim. Çünkü canım bu ofiste iki sarışın fazla. Siz sarışın mısınız? Çirkin koca ağızlı. Hadi. Ay. Ay kapı da yok ki burada. Ha, Koray Bey, hoş geldiniz. Şimdi ben... Aman sus, şimdi ben diyor. Hemen konuya giriyor heveslisi. Hayatım, bir sorman lazım. Koray Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Bir arzunuz var mı? Böyle bir saçın başıma yolma arzunuz var mı diye niye sormuyorsun? Aşk olsun Koray Bey, tabii. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Yok hayatım, hadi sen devam et. Bana göster çizimlerini. Koray Bey, bunlar 3 sene önceki çizimlerimiz. Hatırlarsınız belki. O zaman kullandığımız renklerin... ve kumaşların örnekleri şurada, bakın. Koray Bey, ne yapıyorsunuz? Yok hayatım, bir şey yapmıyorum. Ay tamam, gördüm, iyi oldu. Hadi sen çalış. Ay Allah'ım, bütün kötü enerjimi, kozmik yakarışlarımı verdim saçına. İnşallah başına bir şey gelir. Ay dur, kendime bakmak zorundayım. Kendime bakma saatim geldi. Ay Allah'ım. Ay bu yakışıklı nedir güzel. Aynaya mı bakıyorsun? Ay, evet, sana ne? Bak bak, ne güzel aynaya bakıp gülebiliyorsun. Yani farkında olmayabilirsin ama bu hayatına sahip olabileceğin en büyük eğlence. Kız sen buna laf falan mı sokuyorsun? Aa Koriş, ben sana imreniyorum. Yani şu halinle bile mutlu olmayı becerebiliyorsun. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Hayatım sonuçta Türkiye'nin en büyük fotoğrafçısı benim. Ben tekim. Ay yazık. İmrenmek mi istiyorsun hayatım? İmren hayatım. Sana imreniyorum. O yüzden sıfır bedenim. Okul hayatım boyunca matematik dersin herhalde sıfırdı. Sen hasetinden sıfır bedensin be. Fitne, fesat, fücur. Şişman. Vallahi tepineceğim şimdi ha. Tepin tepin. Binanın sigortası karşılar. Şimdi görürsün sen. Ay. Ay. Başım döndü. Ay olmadı, yapamadım. Ne olmadı? Ha? Ay, ay. Bu mu? Ay gözüm, ay gözüm çıktı ya Rabbim. Ay çıktı, ay. Haberin gelsin senin inşallah, haberin gelsin. İnsanın ruhu hasta olmadan vücudu hasta düşmezmiş. Eski bir tanıdığım söylerdi. Eski bir tanıdığınız doğru söylemiş. Eskiden doğruları söylerdi. Şimdi? Nereden biliyorsunuz? Belki içine atıyor. Hatta belki sırf içine attığı için hasta oldu. Ruhu hastadır diyorsun. Ruhun hasta olduğu bir sır değil. Ama iyileşeceğim. Sadece sizin gibi çabuk iyileşemiyorum ne yazık ki. Ben de iyileşmiş değilim. Trafiğiniz bugün bayağı bir yoğun. Kreasyon sunumundan önce 2 tane ayrı ayrı görüşmeniz var. Biri konferans kol İtalya'yla. İşte diğeri de bu. Güzel bir ortam. Ne haber Defne? İyiyim Sinan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Böyle iyilik olur mu ya? Hasta mısın sen, ne oldu? Yani hastayım ama öyle çok önemli bir şey yok. Ömer eve göndersen dinlensin. Baksana rengi falan atmış. Dedim ben de ama. Yok yok, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Ya otur bari, ayakta kalma. Halsizsin zaten. Ömer, son ne zaman? Yeni seriyi görmek için heyecanlanıyorum. Bilmem. Daha karar vermedim saatine. Bak, 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 bak. Tavırlara bak ya. Oğlum sen bizi kıvrandırmayı mı seviyorsun? Ha? Açık konuşalım, biz bizeyiz. Hakikaten ya. Dün geceden beri bir gizemli haller. Yani biz iyice yükselttin, şimdi de saatine karar vermedim diyorsun. Bana bak. Yoksa emin değil misin kendinden, ha? Eminim canım, eminim. Defne bize söylesin, hangi saat uygunsak? Tabii. Saat 11'de Sinan Bey'in de sizin de boş görmüyor. Olmaz. Yani benim o saatte bir işim var.
Sunumu bensiz yapacak haliniz yok herhalde. Hayır, ölüyordun yeni tasarımı görmek için. Nereden çıktı şimdi bu iş? Ne işiymiş bu? Canım, iş işte. Sıkıştırmasana insanı. Vallahi ben de merak ettim. Sen kaçırmazdın böyle önemli şeyleri. Bir sorun mu var? İlla öğreneceksiniz yani. Canım, kadınsal bir mesele işte. İsterseniz daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Ya yok yok yok, girme. Hadi ama anne, bir şeyler ye. Canım hiçbir şey yemek istemiyor Sude. Oh anne, mantıklı ol. Babam senden vazgeçebilir mi? Geçemez. Geçti bile. Dün görmedin mi? Buz gibiydi. Oysa ki ben beni görünce her şeyi unutacak. Neriman, gel yine beraber olalım diyecek sandım. Yine der. Babam sana aşık. Sensiz olamaz. Dün neydi peki? Ha? Bir git demediği kaldı. Senin yüzünden. Kusura bakma ama hiç etkili bir giriş yapamadın sen de. Aa, niye ayol? Vallahi ben yeterince dramatik olduğumu düşünüyorum. Bak mesela içeriye böyle ezik büzük girdim. Ondan sonra kelimelerin, cümlelerin arasına 3 saniyelik böyle esler koydum. Ondan sonra böyle bak çok üzgün baktım böyle. Böyle. Ondan sonra böyle bir noktaya bak, böyle üzgün daldım bak böyle. Yani yeterince dramatiktim hayatım. Buz olsa erirdi. Baban erimedi. Şok. Ne yaptın, ne yaptın? İşte böyle mesela ağlamaklı baktım. Bak böyle. Bak. Hatta gözlerimi böyle doldurdum bak. Bak doldu gözlerim, gördüm. Sonra böyle dramatik duruşlar yarattım bak böyle. Sen bu musun peki? Neriman İplikçi bu mu? Nasıl yani? Senden beklenen bu mu diyorum? Sen kazanan tarafsın. Yani ayakta durduğunu, öyle güçlü olduğunu, koskoca Neriman olduğunu göstermen gerekiyor. Öyle üzülüp, yıkılıp böyle ezildiğini değil. Anladın mı? Aa. Sen güçlüsün. Babam her şeyden önce sana hayrandır. Onu unutma. Oraya oynaman lazım. Yanlış yapıyorsun. Ay doğru diyorsun. Doğru diyorum tabii. Senin ben yıkılmadım ayaktayım demen lazım. Sen gel beni yerlerden topla diyorsun. Olmaz öyle. Ne yapacağız peki? Orasını da sen düşüneceksin anneciğim. Onu buraya getirip ne kadar kendimden emin olduğumu, ne kadar kendime güvendiğimi, ne kadar güneş gibi parladığımı göstereceğim. Nasıl yapacaksın peki? Sürpriz. Benim hemen çıkmam lazım. Büyük şova yetişirim herhalde. Sakın bensiz başlamayın. Şişt, bana bak. Ömer. Sabah Deniz aramış. İkimizle de görüşmek istiyor. Dün gece de görüşelim dedi ama ben pek ciddiye almadım. Vallahi alsan iyi olur. Çünkü direkt görüşme talep etmiş. Gerek var mı? Ya canım önyargılı davranma. Belki arayı yumuşatmak istiyordur. Belki babası gibi böyle hileyle hurdayla değil de ne bileyim ben temiz bir baz atmak istiyor adam. Değil mi? Deniz mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi görüşmeden bilemeyiz değil mi Ömer? Yani bir deneyelim. Ben aynı fikirde değilim Sinan. Bence vakit kaybından başka hiçbir şey değil. Ya sen niye bu kadar sabit fikirli olmak zorundasın ya? Ha? Adamın babası sahtekar da kendi sahtekar olmak zorunda mı? Sinan, kardeşim bak biz Deniz'i tanıyoruz. Bence kendimizi kandırmayalım. Evet tanıyoruz. Çok iyi bir yurt dışı lobisi var. Bize yeni fırsatlar sunabilir. Ha? Bence bir dinleyelim. Arayacağım bak. İyi tamam. Ayarlayın siz. Oh yani Ömer şunu ağzından alana kadar 40 saat be. İnsaf be kardeşim ya. Bugün
kuryeyle getirmişler. Şaka ediyorsun. İstanbul'a mı gelmiş? Demek ki. Ne o? O çikolata mı o? Kim göndermiş? Defne sağ ol, sen çıkabilirsin. Yok, ben çıkmayayım. Ben şimdi not tutuyorum. Tam da en heyecanlı şey yeri. Yani toplantının heyecanlı yerinde çıkmayayım, not alayım. Demiştik. Şimdi görüşmek istedim. Dünya kadar yalan söylemek zorunda kaldım. Hey, senin için problem olmamıştır. Beni yakalasınlar da atılayım istiyorsun değil mi? Aksine sana orada ihtiyacım var. Hem Yasemin, bu dramatik oyunlara girmeyelim artık. O ne demek şimdi? Birbirimizi kandırmayalım. Sen yakalanmazsın. Gel bir şeyler içelim. Defne, çikolata yer misin? Yerim. Tamam, şaka. Bu senin bildiğin çikolatalardan değil. Niye, neli ki? Hakikaten sen neli çikolata seviyordun ya? Sütlü, fındıklı falan. Bak, yine doğru bildim, yine. Ne doğru? Sinan insanların çikolata tercihlerinin karakterlerini ele verdiğini düşünüyor da. Ay yok, ben dayanamayacağım, yiyeceğim o çikolatadan. Demek iz geri geldi ha? Zamanlaması manidar. Hiç iz havamda değilim Sinan. Hayret. Siz genelde hep aynı havayı solurdunuz ama. Lise görüşmesi bu akşam. Gelecek mi dersin? Sanmam. E bu ne demek o zaman? Geldin demek değil mi? İz bu Sinan. Öyle sanılsın istemiştir. Doğru. Tabii sonuçta ben senin kadar iyi tanıyamam. Ne de olsa iz senin eski sevgili. Delirmişsin sen. Neden? Sadece kış kreasyonunun tasarımlarını istedim. Sadece mi? Hepsini istiyorsun, bütün seriyi. Sadece bir model sızdırabilirim sana. Daha fazlasını bekleme benden. Bana öyle bir model yetmez Yasemin. Ben babam gibi diz altına vurmam. Biliyorum. Baban kurnaz ve sakin bir kraldı. Sense onu hep yumuşak başlı olduğu için suçlayan hırçın prens. Evet, babam çok iyi bir iş adamıydı. Teoride hep ne yapacağını bilirdi. Ama teori mayıştırır. Birilerinin pratik ve vahşi olması lazım. Bunu en iyi sen anlarsın Yasemin. Sende bir köpek balığının hisleri var. Hızlı, akıllı, yırtıcı. Üstün özelliklerimi biliyorum zaten. Öyle bir iki övgüye kaptırıp kendimi ateşe atar mıyım sence? Olsun, ben gene de şansımı deneyeyim dedim. Madem baban gibi davranmayacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç dolan başlı yollara girmeyeceğim. Ömer'i direkt nakavt edeceğim. Deniz, bence biraz sakin ol. Çünkü o iş o kadar kolay değil. Bak Yasemin, biz üç kuşaktır ayakkabıcıyız. Devir, üretim ve mağaza ağımız var.
Sinan'la Ömer'in butik şirketleri benim marka değerimi bitiriyor. Sen de daha iyi tasarımcılar bul o zaman. İşte asıl sorun da bu zaten. Ömer'le yarışabilecek bir tasarımcı yok. Şeytan herif. Dünya standartlarında tasarımlar yapıyor. Biz de ne yaparsak yapalım, pasyonistin peşinde olan eski dev durumuna düşüyoruz. Yasemin, bu iş bitecek. Sana söylediğim gibi Ömer'in kışı geliyor. Çıktılar hazır Ömer Bey. Çok yaşa. Yok, gerek yok. Teşekkürler. Hiçbir şey mi istemiyorsun demek? Öyle mi? Öyle. İyi gelmiyor bana. Kusura bakmayın, böyle aksır tıksır midenizi bulandırdım galiba. Hayır. Neyse. Dosya için sağ ol. Daha kötü olursan söylersin. Doktor çağırır sana. Gerek yok, teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz yoksa çıkıyorum. Defne. Yani madem iyi gelmiyorum sana, niye gitmiyorsun? Gidemiyorum. Peki siz niye git demiyorsunuz? Diyemiyorum. Katılımcı listesi. Tamam, sağ ol. Defne. Aa, merhaba Sude Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neriman Hanım yok mu? Yok canım, onun işleri var, hazırlanması lazım. Anladım. Neye hazırlanıyor? Boş ver onu. Yok, ben yani sordum hani nasıllar, iyiler mi diye. İyi değiller ama iyi olacaklardır. Asıl sen nasılsın? Hasta mısın? Yani öyle çok önemli bir şey değil. Biraz işte kırılmışım. Kırılmışsın. Kim kırdı? Ömer Bey odasında. Sinan Bey de odasında. Defne, bu Yasemin ne zamandır burada çalışıyor? Yani ben geldiğimde buradaydı. Herhalde bir yılı falan dolacak. Anladım. Ama bak sana ne diyeceğim. Biz bir ara bir konuşsak mı? Ya içimden bir ses senin çok iyi bir sırdaş olduğunu söylüyor da. Aa, sır. Yok. Ben sırrı hiç sevmem. Zaten hiç de tutamam. Hiç hoşlandığım bir şey değil. Teşekkür ederim. Yani sır bende bir şey değil. Aa, korkma ya. O öyle tatsız sırlardan değil. Katil kim oynayacağız? Yani bulmaca gibi. Benim Helen'i bulmam lazım da. Helen'i bulmak? Anlatırım bir ara. Ama önce bir Sinan'a bakmam lazım. Odasında demiştin değil mi? Tabii tabii, odasında. Konuşuruz hadi. Bye. Bye. Allah'ım yarabbim, düştüm şu hale bak ya. Neriman gitti, Sude geldi. Ay, ben neyin derdindeyim, onlar neyin derdinde? Hayret bir şey ya. Ölsün zaten Defne ya, ölsün. Ölsün yani. Defne. Sude. Ben babama gelmiştim de bir sana da bakayım dedim. İyi yaptın. Aa, hoş geldin.
Şey yap, otur istersen. Yok, oturmayayım. İşlerim var, hazırlanmam lazım. Akşam arkadaşlarla buluşacağız da. Sen de gelmek ister misin? Vay, arkadaşlarla hasret gidermece. İyi, güzel, en iyisi. Demek bugün böyle bir gün. Eskilere dönüş. Ne demek o? Biz de bugün Ömer'le liseden arkadaşlarla buluşacağız da böyle 15-16 kişi bir yemek yiyeceğiz. Nerede? Sinan? Yasemin, gel. Anlat bakalım. Merhaba. Ne anlatayım? Deniz'i. Anlamadım. Ne Deniz'i? Deniz bizle görüşmek istiyormuş da. Biliyorsun bunlar geçen sene bizden bir tasarımcı transfer ettiler. Çocuktan da ataları çalmasını istemişler. Yani olanları sen biliyorsun. Anlat işte. Ha, evet, biliyorum. Evet, çocuk vermiş. Deniz de bir ay sonra kovmuş çocuğu işten. Şirketimde hırsız istemiyorum diye. Vay. Zeki çocukmuş. Evet, yani öyle işte. Vallahi iyiymiş bu Deniz ha. Öyledir. Neyse, ben babama bakayım. Sonra görüşürüz Sinan. Oh. Gel. Babacığım. Aman efendim, kimler gelmiş? Benim prensesim gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk da bana prenses deme artık, büyüdüm ben. Öyle mi? Peki büyüyüp de hangi soyluluk unvanına terfi ettin? Düşes olabilir mesela. Düşes. Peki otur bakalım düşeşim. Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun öyle meraklı meraklı? Ömer bugün yeni kız serisinin sunumunu yapacak. Şirkette herkes meraktan çatlıyor. Ben de şirketin eski kreasyonlarına, lansman haberlerine biraz göz atıyorum. Ömer ama piyasayı kopartmış yani. Fırtınalar kopartmış piyasada. Bravo. Yaptığı işlere bakınca gerçekten Ömer'le gurur duyuyorum. Bırak şimdi. Bak ne diyeceğim sana. Ne diyeceksin? Annemle olan durum. Geçici bir şey değil mi? Ya yani öyle kendini naza çekiyorsan çek tabii de ben bileyim. Yani aramızda. Bu seferki geçici değil galiba. Biraz ciddi. Çünkü annem benim canımı çok yaktı. Ne oldu ki tam olarak? Ya böyle ara ara konuşuyorsunuz, anlamıyorum da hiçbir şey. Boş ver. Sen takma kafanı. Ama şunu sakın unutma. Aramızda ne olursa olsun benim için de, annen için de sen dünyanın en kıymetli şeysin. Tamam mı? Onu biliyorum zaten babacığım. Çok özlemişim seni, çok. Oo. Konuyu böyle değiştirdiğimize göre anlatmayacaksın. Anlatmayacağım dedim ya, ısrar etme olmaz mı? İyi peki. Sen nasıl istersen. Güzelim benim. Defne, bu ne? Bilmem, bakayım. Ya hayır, bu tasarım eğitimi için katılımcı listesi ama senin de adın var burada. Ha. Ben biraz işi öğreneyim diyorum. Yani ot geldim, çöp gitmeyeyim. İnsanın kendini geliştirmesi önemli. Bu eğitimin hocası benim. Ha. Ama Şükrü abi... Tamam, çok pardon o zaman ya, ben şey yapmayayım şimdi. Ne yapma? Yani meşgul etmeyeyim. Zaten bir sürü öğrenci var, vaktiniz alıyordur. Olmaz. Evet, olmaz. Yani eğitime gelmene gerek yok. Ben çalıştırırım seni. İstersen tabii. Yani madem böyle bir merakın var. İster misin? Olur. Yani... işi öğrensem iyi olur tabii. Tamam o zaman. Muhasebeye git. O yatırdığın ücreti sana geliversinler. Senden de ücret alacak halimiz yok. Tamam, peki. Teşekkürler. Ama yine de rahatsızlık vereceksem... Rahatsızlık. Olabilir. Yani verebilirsin. Yapmadığın şey değil. Ben bir düşüneyim bunu. Konuşuruz sonra.
Bu ne şimdi ya? Bu ne şimdi? Hayır yani şu dünyada adamın bir eşi benzeri daha yok. Vallahi arayacağım masayı araştırsınlar. Gerçekten araştırsınlar. Ay Ömer Bey, kış serisini bu sezon çok erken bitirdi ya. E yani kendisine engel olamamıştır. O kadar yetenek bende olsa ben de kendim dizginleyemezdim. Ay ne yaptı acaba? Ya çok merak ediyorum ben de. Bir saniye. Oo, herkes burada. Kış sezonu pasyonunu hareketlendirmiş. Ömer'in ipliçik tasarımlarının dayanılmaz heyecanı. Ben de kalayım madem olsun. Kal. Yani hepinizi tebrik ediyorum. Hayatımda ilk defa işle ilgili bir şeyi merak ediyorum. Vallahi sayenizde ben de sevindim. Yasemin. Efendim? Hayırdır, sabah heyecanın kalmamış. Ömer'in tepesinde uçuyordun heyecandan, şimdi hiç. Yok canım, sana öyle gelmiş. Gayet heyecanlıyım. Ay geç kaldım, geç. Çekil kız. Çarpık, sünepe. Ay sanat ve sanatçının yolunu tıkamayın. Ay resmen vurgu yaptım. Evet. Hazırsak başlayalım. Vay. Haydi bakalım. Evet. Hazır mıyız? Ey lafa bak. Bin yıldır ben bu anı bekliyorum. Vallahi düşüp bayılacağım şimdi heyecandan. Defne sen de bir yandan yorumlarını öt et. Tamam Ömer Bey. Aşk temamızın ilk parçası. Hafif ve gündelik olarak da giyilebilir. Aynı zamanda geceyi de aydınlatır. Bu renk ve model gündelik hayatın içinde zarif ve sakin duran, gece olunca ortaya çıkan, adeta parlayan bir görüntü. Yıldızlar gibi. Evet, yıldızların ayağımıza inmesi. Ya hepimiz birer yıldız oluyorsak? Ya eşsizsek? Ya bu koca evren aslında hepimizi eşit derecede seviyorsa? Ya hiçbirimizin hayatı aslında diğerinden daha önemli değilse? Ya biz oluyorsak? Ay vallahi şu an heyecandan çığlık atacağım resmen. Kalbim yerinden çıkacak. Kız bak kalp. Ay sen miydin kuru kız? Ve bu tasarımda aşk acısı. İçerideki alevin dışında kalan mat ve tok duruş. Olağanüstü. Acıyla var olan aşk. Alevlerin saklanması. Ay Ömer, ruhumdan ilham almışsın, itiraf et. Beni anlatıyorsun değil mi? Doğruyu söyle. Kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Sen bir dehasın oğlum. Ömer şahanesin. Resmen büyülendim. Yalnız kuzen, bu kadar başarılı bir kreasyon öyle tek başına çıkmaz. Kim senin İlham Peri? Ne oldu ya? Sanki kötü bir şey söylemişim gibi. Bir
eskiyle elektronik müziği birleştiren DJ'yi istiyorum. Yeni trend buymuş, bir dergide okumuştum. Geri kalamam. Ne de olsa bana genç bir kan lazım. Bana bak, menüyü de sonuna kadar inceleyeceğim. Amüzbuş olmalı. Öyle ayı kadar kanepeler istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşılsa! Ay Raşit, Şeri, telefonumu şarja koyar mısın? 2 dakikada dolar, o da benim gibi hızlı. Bütün günde yeter bana. Ay Raşit, o kadar mutluyum ki. Ay aklımda 1000 yaşayayım. Sude'ye hoş geldin partisi. Herkes özlenen Neriman İplikçi'yi görecek. Ne de olsa güzelliğimin zirvesinde, kalemin en tepesindeyim. Herkes benim güneş gibi parladığımı görüp bana yine yeniden tekrar aşık olacak. Nenacığım, şurada ufak bir potluk var, onu alsam daha iyi olacak. Ha, ne? Potluk mu? Ay pot mu var? Pot muyum? Potlu muyum ben? Ay ben çirkin miyim? Potlu muyum? Nuracığım, ne alakası var? Ay yok yok, çirkinim ben, çok çirkinim. Hem çirkinim hem yaşlıyım. Çirkin ve yaşlı. Ölümcül kombinasyon. Ay ben çirkin ve yaşlıyım. Ay ben çok kötüyüm. Ay bayılmak istiyorum. Ama tansiyonum da düşmüyor ki. Ay beni ondan beğenmiyor. Kesin ondan beğenmiyor. Çirkinim. Kim beğenmiyor Nero'cum? Cemiyetteki kokoşlar canım işte. Çirkinim ben. Çok güzel, senin Ceneko'm, delirdin mi? Ay yok yok, çirkinim. Raşit telefonumu getir. Yok. Alo, ben Neriman İplikçi. Oraya geliyorum. Birkaç değişiklik yapacağız. Rujunun rengini beğendim. Bu tonlara bayılırım. Aa, teşekkür ederim. Ya ben de aslında daha uçuk tonlar kullanıyordum ama bu aralar bunu kullanıyorum. Bir kadın makyajındaki tonları değiştiriyorsa mutlaka modunda da değişiklik vardır. Doğru. Bu aralar modum bu demek ki. Ah, beni heyecanlandırdın şimdi. Aynı rujdan ben de istiyorum. Nasıl? Sence yakışır mı bana? Bilmem. Senden markasıyla numarasını isteyip bir tane alacağım. Ha, yani aynısından almak istiyorsun. Evet. Eğer sence de bir sakıncası yoksa tabii. Yasemin. Yasemin dedim. Hı-hı. Aslında var, biliyor musun? Çünkü bende olan bir şeyin aynısından başkasında olmasına hiç tahammül edemiyorum da. Onu bilirsin tabii ki. Kadınlık refleksi. Evet, evet. Bilirim. Neyse. Benim işe dönmem lazım. Ama bir gün seninle mutlaka sohbet edelim. Olur mu? Olur. Çok isterim. Görüşürüz. 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 Şimdi yarın öğlen yemeğinde Deniz'le buluşuyoruz. Ne diyorsun? Ben diyeceğim dedim ama. Ömer. İyi, tamam. Ben çıkabilir miyim? Bize haber ver. Nasıl oldun?
Eğer iyileşmezsen yarın gelme. Zaten biz de yarın sabahtan gelemeyiz. Yani akşam bayağı dağıtacağız. Öyle görünüyor. Öyle mi? Bizim bu akşam bu lise yemeği var da. Biz böyle senede bir seviyesizleşiyoruz. Ama senede mi? Bu lise yemeğinin çikolatayla bir bağlantısı var mı acaba? Yani merak etmiş gibi olayım da. O çikolata eski sevgilimden. Eski sevgili de liseden. İz adında. Yani adı İz. İz. Güzel isimmiş. Şimdi akşam lise yemeği falan. O da gelir herhalde. Neyse ben çıktım. Gelmeyecek. O gelmeyecek. Yani ben söyleyeyim de. Yandım. Aman şiştim. Çıkalım mı hadi? Hadi. Kasap turayı zaten saptayım. Üstüne de çeviri. Sinan'la ölsün sizi izlerken. Ben nasıl anlamadım ya? Ben ne salakmışım? Tutulunca insan nasıl salaklaşıyor? Neriman Hanım, bir şeyler ikram edeyim. İster misiniz? Yok, istemem. Su ister misiniz? İyi ya, ver bari. Sinirlenirsem duvara fırlatırım. Bakayım. Aa, burada ayna yok. Niye burada ayna yok? Hiç düşünmedim. Yalancı. Ne kadar çirkin olduğumuzu hatırlamayalım diye, değil mi? Yok canım, estağfurullah. Nereniz çirkin? Sence? Çok güzelsiniz. Yalancı. Burnumu incelteceğiz. Daha önce operasyon geçirdiniz mi? Sizi ilgilendirmez. Yani tabii ki de. Saçımı da yeniden değiştireceğiz. Gerçi saçımı ben stil danışmanıma yaptırırım. Hem onun ofisinde ayna var. Seninkinde yok. Evet, anlıyorum. Sonra yanaklarımı da dolduracağız. Bana bak, ne öyle suratıma bakıyorsun? Not al bunları, unutursun. Alnımda yazmıyor ya. Demişken alnımı da gerdireceğiz. Yeni bir ağız, yeni bir çene, yeni dudak. Her şeyimi yepyeni istiyorum. Yeni kol, yeni bacak. Neriman Hanım, bunlar böyle olmaz. Ay, bunlar böyle olmaz demek için mi en sosyetik yerde açtım burayı? Ne diyorsam onu yap. Kes, biç, bayılt beni. Ondan sonra uyanayım. Aa, bu güzel kadın da kim? Ah, benmişim diye. Böyle bir teknoloji yok ki. Ay, para ne zaman bize yeni bir beden satın alabilecek? Ay, böyle şeyler olmadığı sürece ne teknolojinin ne içinde bulunduğumuz çağın hiçbir anlamı, hiçbir önemi yok. Nasıl yani? Ay, içim şişti. Ay, soru sorup durma. Ne diyorsam onu yap. Kes beni, biç beni, yepyeni bir ben yarat. Ben olmak istemiyorum. Beni baştan yarat, ben olmayayım. Neriman Hanım ama... Ay, gerekirse 8 saat kes, biç. Acıya da varım. Ben bu yola baş koydum. Neriman Hanım, sakin olun önce. Bu böyle olmaz. Hiç kimseye olmaz. Sadece size değil. Yalancı. Acıya yaptınız ama bana da yapın. Ben de süperstar olmak istiyorum. Of ama... Ay, ben olmak istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Defne, çıkıyor muydun? Evet. Ne zamandır sizinle de konuşamadık Necmi Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Ne oldu ki? Yani ayrılmışsınız ya, Neriman Hanım'ı diyorum. Boş ver, takma kafana, önemli değil. Ya Necmi Bey, ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Çünkü bütün bu olanlarda aslında benim de bir payım var. Yani ben eğer sizin hayatınıza böyle girmeseydim... Sen belki... bizim hayatımıza girmeseydin... O gün Ömer'i öyle mutlu göremeyecektik. O gün. Sen kendini suçlu ve sorumlu hissetme. Bütün hepsini Neriman yaptı. Kendi istedi.
bile isteye kırdı döktü mahvetti her şeyi. Yine de bu kadar güzel bir ailenin dağılmasına sebep olmak hiç istemem ben. Şimdi Ömer de çok üzgündür çünkü sonuçta siz onun babası gibisiniz. Baba dediğin dağ gibi olur. Dimdik durur, evladını korur. Sence ben bunu becerebildim mi? Ömer'in üzülmesine engel olabildim mi? Yine de hep onu düşünüyorsunuz, kol kanat geriyorsunuz. Ne güzel. Senin baban yoktu değil mi? Var aslında. Ama gitti. Yok yani. Bazen bazı insanların yokluğu varlığından daha hayırlıdır. Üzülme. Bak ne güzel sen kendini korumayı çoktan öğrenmişsin. Öyle mi? Neden o zaman hala bu kadar canım yanıyor? Neyse. Yani buna da alışacağız illa ki değil mi? Alışmak zorundayız. Görüşürüz Necmi Bey. Alışılmıyor be kızım. Alışılmıyor. Hazır mısın amca? Hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Vay. Bir lise buluşması için fazla şık değil misin sen? Her zamanki halim diyelim amca. Her zaman. Her zaman. O zaman bu toplantıya her zaman katılmayan biri katılıyor. Ha? Amca senin arkadaşların aramıyor mu? Ha, arıyor arıyor. Ömer ya. Biz böyle çok kıyak olduk ha. Sen bekar, ben bekar. Her gece eğlence. Yok amca hiç kıyak olmadık. Hatta sen hiç olmadın. Ya ne olur şu yengemi affetsen. Biraz fazla uzamadı mı? Ömer akşam akşam niyetin keyfimi kaçırmak mı? Bu konuya karışma demedim mi ben sana? Hadi çıkalım. Hadi peki. Bir şey diyeceğim. Bir de sen bak o diplomat adamla ilerledikten sonra gerçekten çok suratsızım. Öldürürüm seni Sinan. Abi suratsız demişken bir şey söyleyeceğim bir saniye. Dur bunu görmeniz lazım. Abi Ömer ödülde. Ödül alan adam mutsuzluğu. Şuna bakın ya böyle bir şey olabilir mi abi? Surata bak. Gözünü seveyim. Ay hakikaten ya ödül alıyorsun. Bu ne surat? Değil mi ama ya? İnsan biraz güzel ya. Ömer gelsin. Hepinizi şikayet edeceğim. Adam doğru düzgün poz vermiş işte. Ya bırak nereye şikayet edeyim? Önündekini bitirsen önce. İlla bir kulp takacaksın. Ya bırak ya. Ömer geliyor. Ooo Ömer hoş geldin. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi oldu. Nasıl gidiyor? İyi ne olsun. Biz de seni çekiştiriyorduk. Öyle mi? Bak yine oturdular yan yana. Aynen tuzla karabiber gibi. Benim sana bunlarla ilgili verecek çok güzel cevabım vardı. Sen hanımlara şükret. Ya Allah aşkına günün kaç saatini birlikte geçirmiyorsunuz? Var birkaç rivayet ama daha henüz net bir şey yok değil mi kardeşim? Sana ne ayrılmıyoruz ya? Sana niye kıskanıyorsun? Çok kıskanıyorsan sen de gel pasyonisi o zaman. Allah Allah. Baksana bize bir. Ne alıyoruz? Biz şey, biberli çikolata. Sinan. Biberli çikolata mı? O nereden çıktı? Hakkıların nereden çıktı? Ne saçma şey? Biberli çikolata. Ye. Tamam artık. Tamam. Seninki gelmedi. Ben dedim sana gelmez diye. Ya gelirse? Gelmeyecek. Gelecek. Zencefille bal yapayım mı sana? Boğazını yumuşatsın azıcık. Yok anan iyiyim. Ah be yavrum. Düşmüyor ki ateşin. Olmaz ki ama böyle sırf buzla. Bir şeyler ye bari. Ha? Sana tavuk suyuna çorba yapayım mı? Bu limonla. Ama anne. Vallahi iyiyim bak. Üşüm biraz sadece. Ah be kızcağızım. Ben sana ne yapayım? Gözümün önünde süzülüyorsun. Önceden böyle miydik? Derdimizi, tasamızı beraber yaşardık. Gittin geldin bir yerlere. Bakışın, sesin bile değişti. Evet değişti. Ben de eskisi gibi olmaya çalışıyorum anneanne. Ama olsun sen beni böyle de seversin değil mi? Ama bu da deli. Sen dünyanın en kötüsü bile olsan kızımsın. Sevmemek ne demekmiş?
Hep o kapıya gelen yakışıklı adam yüzünden değil mi? Biliyorum ben. Aldı atları başından. Nereden anladın? Kızım, biz de hayat mektebinin mürekkebini yaladık. Neyin ne olduğunu görüyoruz şükür. Ah kızım, güzel gözlü, anneannesinin kuzusu. Biz sıradan insanlarız. Boyumuz yetmez öylelerine. Onu anladım anneanne. Sen hiç merak etme. Oraya buraya çarpıyorsunuz. İçim gidiyor. Çarpmasanız iyi ama başka türlü de büyüyemezsiniz. Anneanne, bana bağlı zencefil yapacaksın mı? Yapacağım. Kafanı. Ha. Onu da koyalım alnına. Hadi hadi. Şimdi geliyorum ben. Gel anneciğim. Gel. Doktorun ofisinde sinek krizi geçirmiş. Aradılar, geldim, aldım hemen. Ay, Koreş'i çağırın bana. O doktorun ensesinde boza pişirmek istiyorum. Plan yapmamız lazım. Tamam anneciğim, tamam, arayacağız. Ama hadi gel sen dinlen biraz. Ne konuştuk? Yat lütfen. Ay, dinlenirim ben. Koreş gelsin ama. Gelecek. Mine, sen bu gece burada kal. Benim çıkmam lazım. Anneciğim, biz şimdi Koreş'i ararız. Hemen gelir, tamam mı? Ama bak, o gelene kadar yerinden kalkmak yok. Söz mü? Arayın Koreş'i. Gelecek. Gelecek anneciğim, gelecek. İyi. Tamam. Sen nereye? Ben. Ben hiç arkadaşlarımla buluşacağım. Ay, hem sen bırak beni. Bana bak, Koreş gelene kadar buradan kıpırdamak yok. Anlaştık. Ama gelsin Koreş, arayın. Tamam. Mine arar şimdi. Ay, tamam. Hadi yat sen. Sen de Koray'ı ara, hakikaten gelsin. Ha, bana bak. Bir de Rezene yap. Sakinleşsin biraz. Anneciğim, ben odamdayım. Çıkacağım sonra. Bak, beni üzmek yok. Kendini de. Neriman Hanım, ben size şöyle bir rezene yapayım. Ah! Bırak şimdi rezeneyi mezeneyi. Koreş'i çağır bana. Tamam Neriman Hanım. Tamam. Koreş. Bu kuşa ne? Koleksiyonu bu sene gösteririm. Kusura bakma. Tamam. Böyle. Oğlum bu ne ya? İnsan bir gram göbek yapmaz mı? Bak hepimiz kuru soğana döndük. Sen? Allah Allah, sen de kalk sabahın altısında. Beşin miydi, altısı mıydı lan? Altı. Beşinde kalk, tamam mı? Git kürek çek, sen de öyle ol. Ne yani? Disiplin ol. Öğretmediler mi okulda sana? hesap da ödendiğine göre kalkalım mı artık? Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Gerçekten mi? Evet, tamam. Evet. Hadi. Nereye ya? Oo! Ya bu kadar erken kalkmak için biraz genç değil misiniz? Ayıp. Ay, oturun oturun. Hadi. Doğru söylüyor. Ha, kız. Kaçak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hakikaten iz. Bir gittin dönmedin yani sen. Ne döneceğim? Siz sıkıcıları mı görmeye geleceğim? Şş, bir dakika, ben buradayım ha. Ne oluyor? Seni kastetmiyorum tabii. Sen hiçbir zaman sıkıcı olmadın. Kız, şöbiyet hazırla. Kız resmen görülmüş. Nişantaşı'nda görülmüş. Hasbak. Kız, herkes onu konuşuyor. Fotoğraflarını gördüm. Ay, benden kaçmaz. Kız, Zehra Halıcıoğlu geri dönmüş. İlk havarisler bende. Magazin Forever. Kilo mu almış?
Ay anlat da keyfim yerine gelsin inşallah. Kız damacana gibi olmuş. Resmen 400 kilo yürüyen bonfile gibi. Yani 90 kilo falan yani. Ay kız burnunu yaptırmış. Burnunun ucu var ya sağa bakıyor. Bütün simetrisi gitmiş. Botokslar, dolgular, bimlenmeler davul gibi olmuş. Bir de bir çirkinleşmiş görmen lazım. Ay hey gidi Zehra Hılıcıoğlu hey. Aman aman. Aa, nörüm kuşum senin neyin var? Kız hiç ilgilenmedin. Ya şimdiye kadar göbek atmamız lazımdı bizim. Ay zevk alsana biraz. Kız korkutuyorsun beni. Ay Koriş ben hiç iyi değilim. Aa, kuşum neyin var? Necmisiz yapamıyorum. Onun beni tekrar sevmesi için bir sürü plan yaptım. Hiçbiri de tutmadı. Ah nörüm Necmuş Bey seni hala seviyor ama. Belki de. Ama seviyorsa da hatırlaması lazım tekrar. Çünkü unutmuş gibi davranıyor. Ay Koriş ben Necmi'siz yaşayamam. Ya beni hepten terk ettiyse? Kız seni niye terk etsin ha? Terk etse de nereye gidecek o? Bana bak sana bir şey diyeyim mi? Seni onun kadar sevindi bulsa gelsin iki dünyada benim elimi öpsün ha. Ama hiçbir planım tutmadı. Ay ben Defne ile Ömer'in arasını yaptım. Necmi ile benimkini bozdum. Ne planı kız? Sude'nin dönüşü için bir parti hazırlayacaktım. Necmi de o partiye gelecekti. Benim hala ne kadar güzel, ne kadar kendimden emin olduğumu görüp bana tekrar aşık olacaktı. Tabii o dangoz doktor iki gün içinde beni kesip biçebilseydi. Ama olmuyor işte. Necmi'yi de kaybettim. Her şeyi kaybettim. O Zehra ve cemiyetteki bütün o kokoş kadınlar hepsi çöküşümle alay edecekler. Kartlar! Pisler! Ay sakin ol. Pislikler! Bana bak kız onlar açsın kendileri dal geçsinler. Ay, herkesi yolarım. Ağızlarını yırtarım. O Nişantaşı'ndaki en zengin butikleri teker teker ağızlarına sokarım onları. Şişkolar, zayıflar, kilolular. Ay nörüm şu an bütün vücut tiplerinden nefret ediyorum. Hayatımızı zindana çevirdiler. Keşke herkes benim gibi görünebilse. Ay hayatım sakin ol. Daha bir şey yok ortada. Yani öyle olacak. Nörüm kuşum. Korkma hayatım, ben senin yanındayım. Hepsinin ağzının payını teker teker veririm. Necmuş Bey'i de geri döndürür sana ha? Sahi mi? Herhalde Nörüm. Hayatım yapma böyle. Bak senin tek gülüşünle bülbüller şakır. Güneş parlar, çiçekler açar. Ya? Vallahi kız, hayatım sana kim karşı koyabilir ha? Bak şimdi, muhteşem bir parti yapacağım Sude'nin gelişiyle ilgili. O partide boy boy fotoğraflar çekeceğim. Ertesi gün bütün gazetelerin ilkinde o fotoğraflar yer alacak. Bu bir. İkincisi, o partiyi bütün o çirkin kokoşları, botoksları çağıracağım. Gelsinler ki sen yıldız gibi parla. Sonra Necmoş Bey'i neyi kaybettiğini anlasınlar. Ay Koriş, yaparız değil mi? Ay bütün çirkinleri çağırırız. Herhalde kız, Koriş var arkanda, Koray var. Sana bir şey diyeyim mi? Bizi bundan sonra kimsecikler üzemez ha. Ay üzemez değil mi? Ay Koriş, iyi ki varsın. Oy ay, ben Nürüm'ü yalnız koyar mıyım hiç? Komam. Aa, ay komam dedim, ay komam ama bunlar ne? Ay nasıl bir ağız öpüştü bana böyle? Ay Koriş'im. Nörüm, çiçeğim. Ay bebeğim. Aşkım, ay, saçım. Ay, ay takıldı. Ay, ay karat karat ay, yüzüğüme takıldı. Kız pırlanta mıydı bu? Aha, ay. Ay Mine. Mine makas. Ay kız bir de şöbiyet söylemiştim. Şöbiyet de getirirsin. Ay, ay takıldı. İyi akşamlar. Şöyle arayacağım söyleyeceğim. Tamam. Oğlum ben siz bitmişsiniz resmen ya. İşiniz gücünüz iş olmuş ya. Utanın abi utanın. Sen de biz gömmeye yer arıyorsun ha. Bir kere biz var ya zımba gibiyiz belli etmiyoruz değil mi Ömer? Ben belli ediyorum ama. Oo sükunetin içindeki iddia konuştu. Aferin saat saat iki dakikada saat ben gidiyorum. Hadi yürü. Nereye? Zımbalık seviyeni ölçeceğiz hadi. Dövmen duruyor mu? Sana ne? Ay ne nazlı. Görürüm nasıl olsa. O kadar emin olma.
Ne şimdi bu? Ne? Yani bir aklını başından alamadım sanki. Ne oldu sana? Bir şey oldu yok. Senin hayatında biri mi var? Evet. Hayır, yok. Eyvah. Sen aşık olmuşsun. Hayda. Bizim aramıza kimse giremez. Bizi izle Ömer'iz. Az yakmadık zamanında buraları. Geçmiş günler. Dur bakalım. Daha bir gün buradayım. 24 saatte neler olmaz. Yok artık. Bekle de gör. Somurtuk. Hadi hadi. İç. İçelim. Yalnız uyuduğuna değdin bari. Günaydın. Yani. Ya bir insan hiç mi değişmez ya? Ya sabahın köründe kalkmasın, elinde kahven oturuyorsun. Rutin demeyin insanı. Ama şimdi günah mı alıyorsun? Bak sabah sporumu yapmadım, evde misafir var diye. Daha ne yapayım, daha ne istiyorsun? Kahve. Aa, kahve, pardon. Ya tamam tamam, uğraşma. Ben devam edelim buradan. Başka misafirlerin olmuş galiba. Yani sana ait olmayan eşyalar var. Daha amcam. Ben de kalıyordu arada. Nasıl arada? Şimdi yengemle araları bozuk işte, arada ben de kalıyor. Bazen de karşıdaki stüdyoda. Yanlışım amca. Nasıl aynı? Geçen şey yaptı, sen onu bilmiyorsun. Şimdi küstüler ya güya. Soluğu direkt sen git kulüpte al. İşte güya kafa dağıtıyor. Hep aynı hep. Necmi İplikçi. Ay, günaydın Şükrü abi. Ömer Bey kürekten dönmedi değil mi? Ama eli kulağındadır yani. Ben bir an önce gideyim de şey... Kahvaltısını hazırlayayım. Ömer Bey bugün küreğe gitmedi galiba. Orası belli. Neyse ben şey yapayım. Benim de kahvaltısını hazırlayayım o zaman. Bir de şirkete geldi şimdi. Bir de beni düşünsene şirkette amcamla beraber. İşte amcam efsane. Neresinden başladı bilmiyorum ki. Zaten anlatsam inanmazsın. Gitti. Misafirim var galiba. Defne. Defne. Günaydın. Kahvenizi yapmışsınız. Kahvaltı. Sağ ol, etmeyeceğim. Boşuna gelmiş bana şu an. Müsait değilseniz ben gideyim. Şirkette görüşürüz. Aa, gurur ve ön yargı. ...1951 basımı. Nereden buldun sen bunu? Öyle. Ya bu çok kıymetli bir baskı. Ben bile okumadım. Alabilir miyim? Ay Ömer, cinslik yapma işte. Ya okuldayken bile kitaplığımız bir aradaydı bizim. Bir kitabı esirgeyeceksin benden. Ben bunu aldım. Dikkat et.
Ay ederiz. Gıcık. Hadi gel. Günaydın. Günaydın Sinan Bey. Nazlıcan, Yasemin geldi mi? Geldi. Odasında. Tamam, sağ ol. Günaydın. Yasemin. Hı. Deniz. Ne olmuş Deniz'e? Sen de Ömer gibi mi düşünüyorsun? Yani Deniz'in bu yakınlaşmasında böyle şüpheli bir hal mi var? Bilmem ki. Yakın zamanda da babasını kaybetti neticede. Yani tavırları, fikri değişmiş olabilir. Yani aslında buzları eritmek istiyor da olabilir değil mi? Gayet de olabilir yani. Duygusal durumu buna müsait. De işte hani bu da Deniz ya bir yandan. Ama insanlar değişebilir Sinan. Herkes bir ikinci şans hak eder bence. Sonuçta ne kaybedersiniz ki? İyi. Birinin daha benim gibi düşündüğünü bilmek güzel. Ömer'i nasıl ikna edeceksin? Of, onu hiç sorma, hiç bilmiyorum çünkü. Geçen gün Deniz'in bizimle görüşmek istediğini söyledim. Böyle güç bela işte ayarla bir şeyler, bakarız falan dedi. Şimdi bir de yemek yemek istediğini duyunca bünyesi kaldırmayabilir yani. İşin çok zor vallahi. Yani böyle durumlarda sen olmadığıma şükrediyorum. Of sorma. Ben de böyle durumlarda ben olmaktan nefret ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapmaya çalışıyor bu Deniz ya? Defne, odama. Tamam, geliyorum. Ne yapıyorsun? Dersler için. Biraz çizim çalışayım dedim. İnsan figürü falan. Ama öyle bakıp hemen not vermeyin. Yani daha çünkü yarım. Yeni başlamıştım. Haksızlık etme kendine. Işık var. Şimdi önemli olan ideal oranlar. Biz genelde erkek figürlerini böyle 8 baş boyunda kabul ediyoruz. Benimki biraz insan figürünün dışında olmuş galiba. Biz benim liseden arkadaşım. Sabahki misafirimiz. Evet. Eski kız arkadaşınız. Öyle. Anladım. Yıllar önce İtalya'ya gitti. Sonra da Marsilya'ya taşındı. Bir sanat galerisinin küratörlüğünü yapıyor. Öyle mi? Ne güzel. Defne. Biz burada çok kalmayacak. Yarın gidecek. Ayrıca benim için gelmedi buraya. Sorun yok Ömer Bey. Zaten bana bunları açıklamak zorunda da değilsiniz. Yani konuşmuştuk zaten. İkimiz de iyileşmeye çalışıyoruz. Doğru. Sen bitirmiştin zaten. O şimdi... Evet, doğru. Ben bitirmiştim. On dakika sonra odama gel. Günlük programın üzerinden geçeceğiz. Ömer. Öğle yemeği için davet aldık. Deniz'le görüşüyoruz. Emin misin Sinan? Hayır, itiraz etmeyeyim diyorum da yani Deniz'i biliyoruz. Korkuyor musun? Saçmalama. Yılanla aynı çuvala girilmez. Yalandan yere başımıza dert almayalım. Oğlum alt tarafı bir otur bir yemek yiyeceğiz ya. İş dünyası biraz medeni ol be. Medeni? Medeniyet değil bu, riyakarlık. Ömer, ben Deniz'le görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey söylememe gerek var mı? İyi, tamam. Oh. Olsun. Bana bak. Biz de ne yaptınız? Dağıttınız mı gece?
Vallahi öyle oldu. Hiç değişmemiş. Aynı serserilik. Hatta Fransa daha fena yapmış onu. Ya bırak, sen sanki az mı serseriydin? Eskidendi o. Bir şey diyeceğim. Sen izden bu kadar rahat bahsedebildiğine göre bazı meseleleri hallettin ha? O mesele o kadar kolay hallolmayacak Sinan. Hallolmasın da diyorsun. Günaydın. Annelerin. Oh, en güzeli. Ay, günaydın aşkım. Nasıl geçti gece? Çalkantılı. Neyse, siz ne yaptınız Koriş'le? Keyfin yerine gelmiş. Oy, oy, bir tane o, bir tane. Bana full destek verdi. Senin partine tam gaz hazırlanacağız. Oo, o zaman herkes gelecek partiye. Ömerler falan. Aa, tabii ayol. Kuşum, Ömer senin kuzeni. Ömürsüz olur mu? Yani o zaman bütün şirket gelir diyorsun. Gelirler kuşum, gelirler. Anne. Bu Yasemin. Yasemin nasıl bir kadın? Hani şu Sinanların şirketinde. Neydi o ya? Konsept danışmanı olan. Ay pis Yasemin. Ay o var ya, o sürüngen. Hatta sürüngah. Evet sürüngah. Ay yılan o, yılan. Ay hatta yılana hakaret olur. Yani yılanla Yasemin'i benzetmek yılan gibi zarif bir hayvana hakaret. Yok yok, can hayvanı o. Yok yok, komodo ejderi. Evet komodo ejderi. Ay sen ciddi misin? Yani... Ne bileyim, şirketteki herkes pek bir seviyor gibiydi. Yani öyle bir kadın olsa sevmezlerdi herhalde. Ay anlamazlar onlar tatlım. Anlamazlar. O Yasemin var ya Yasemin, şeytan ruhlu. Ne bileyim. Sinan'la araları pek bir iyi gibiydi. Aman iyi iyi. Nasıl yani? Yasemin'le Sinan birlikteler mi? Ya da Sinan ona tutulmuş olabilir mi? Ay bu Sinan var ya, Yasemin'e tutuldu. Ama sonra bir şeyler oldu. Araları nasıl anlamıyorum, karıştı. Ay, ay biliyor musun? Sinan zaten mıy mıyın teki. Ay yakışıklı da değil. O ne o öyle tipi öyle? Mıy 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 mıy. Mine! Kavgam nerede? Kavgamle siz birlikte misiniz Mine? Çabuk gelin. Tatlım, sen şimdi kahvaltını et. Ben Mine'yi boğazlayıp geliyorum. Demek Sinan'a aşk acısı çektiren sensin Yasemin. Helen yakayı ele verdi. Onu buldum. O capito, nessun problema. Passo io a aspettare. D'accordo, signor Marco. Ricordo, stanotte, perché l'inizio di tutto. Ay yok, ben bunu hayatta söyleyemem. O ne demek? Bu gece sonsuzluğun başlangıcı olarak daima hatırla. Ci vediamo presto. Arrivederci. Gel otur Defne. Ben programınızın üzerinden geçeyim. Geç bakalım. Yarım saat sonra Yakut Bey'le konferans konunuz var. Ondan sonra öğle yemeğinde Deniz Bey'le birlikte yemek yiyeceksiniz. Sinan Bey de sonra gelecek herhalde, saat 3:30 gibi. Dejboş Bey. Ne var Kuray, ne oldu? Ay neler oldu bilmiyorsunuz. Ben sizinle konuşmaya geldim. Ay yine böyle çok empati geldi de böyle yine içim hep acıyla doldu. Ay ben dün gece ne ağladım sizin için.
Ağladın. Niye ağladın bizim için? Ne oluyor? Ay yani işte Nero ile ayrılmanıza böyle. O yüzden ben buraya gelip bu konuyu halletmeye geldim. Koray sen karışma. Aa. Nasıl karışma? Ay Nero'm çok üzülüyor. Ben de çok üzülüyorum. Ay sen nasıl üzülmüyorsun? Vicdansız adam. Bu kadar insanı üzmeye hakkın var mı? Ay pardon yine ben kabalaştım. Ay diyorum ki Neşboş Bey yani hani bu böyle devam etme bile hani biraz... Koray sen karışma. Hem karışma hem üzülme hem de ağlama. Bak her şey o zaman daha güzel olacak merak etme. Ay ama yani Nero'm ne halde bir görsen böyle. Hak mı bu, reva mı ona? Merak etme, Neriman'a bir şey olmaz. O şimdi benim arkamdan göbek atıyordur. Hatta acaba kimin hayatını öreyim diye planlar yapıyordur. Ay güzeller güzeli Nero'm. Ah bir görseniz. Böyle gözleri fırladı. Torbaları oldu 50 kilo. Ay bir çirkinleşti. Depresyonlara falan girdi. O yaşlılığı iyice böyle göze batmaya başladı. Ay yerlere düştü, ayaklara düştü. Ay Allah'ım depresyonlara girdi arkadaşım benim. Yani siz erkeksiniz hani bulursunuz birini. Komaz size. Aa, ay yine komaz dedi. Ay ne oluyor bana? Ay ama Nero'm öyle mi? Ne yapsın kadıncağız? Ne yapsın? Zaten yaşlandı. Kim ne yapsın Nero'mu? Ay kaldırım çiçeği olacak diye nasıl korkuyorum biliyor musunuz? Koray sen ne dedin? Ne dedim? Yok yaşlandı dedin. Yok gözlerinin altı torba oldu dedin. Yok efendim kilo aldı dedin. Yok çok çirkinleşti dedin. Sen beni böyle mi ikna edip eve döndüreceksin? Oldu mu bu şey? Ay olmadı değil mi? Olmadı tabii. Bak ben bir yolda gidiyordum. Sen geldin. Bu yol çok iyi. Bu yolda devam et dedin. Ay ben öyle demedim. Yani demek istemedim herhalde ama öyle demeyi. Ay nasıl güzel kadındır Nero. Nasıl güzel. Koray, hadi. Ay böyle sarışındır, renkli gözlüdür, ılımlıdır. Ay çok gençtir, Koray. Nasıl gençleşti bir Koray. Görseniz. Ay terk etmeyin oldu. Neşboş Bey, Neşboş Bey ne olur terk etmeyin oldu. Lütfen. La havle, Koray. Neşboş Bey, ne olur. Aa, Nursuz. Ne haber Deniz? Nasılsın? İyi, sen? Sağ ol. Oturalım mı artık? Lütfen. Beni çağırmışsınız. Ömerler çıktı mı? Aa, evet çıktılar. Önemli bir iş yemeğine gitmişler. Deniz'le görüşecekler. Deniz? Ya Pat diye beni ortaya atarsa. Ha çıkıp Yasemin'le falan görüştüm der biterim ben ya. Mahvolurum ya. Ay efendim anlamadım. Senin anlamanı gerektirecek bir durum yok ortada. Çık! Hadi! Sen beni nasıl bir durumda bıraktın Deniz ya? Ya Allah kahretsin. Kış yaklaşıyor. Bizim koleksiyon hazır. Çok da güzel oldu. İçime de sindi. Ne güzel, ne güzel. Ama daha iyi olabilir. Yani ben prensip olarak her zaman daha iyinin peşindeyim. O yüzden size bir teklifim var. Tamam, nedir? Kışa beraber girelim. Tramba, pasyonist birlikte. Neden? Neden mi? Evet, neden? Güç birliği yapmak için. Yani bildiğim kadarıyla İtalya dışına henüz çıkmadınız. Böyle bir ortaklık yaparsak sizi Paris, Londra moda haftalarına çıkartırım. Yani biliyorsunuz lobim kuvvetli. Biliyoruz, biliyoruz.
Evet, evet biliyoruz da. Neden bizimle çalışmak istiyorsun? Çünkü Ömer, birlikte daha kuvvetli olacağımıza inanıyorum. Bu kış bomba gibi gireceğinize eminim. Peki madem kendi koleksiyonuna bu kadar güveniyorsun, bizimkini neden merak ediyorsun Deniz? Bakın beyler, tek Türk markası olarak çıkmak benim işime geliyor. Ondan. Aksi takdirde ya ben sizin ya siz benim ışığımı gölgeleyeceksiniz. Onun yerine gelin beraber olalım. Tüm ışıltıyı beraber alalım. Yani bana iyi bir fikir gibi geldi. Hem bu yurt dışı moda haftaları da gayet işimize yarayabilir. Değil mi Ömer? Bilmiyorum. Biz bir düşünelim ya Deniz. Düşünün. Ömer Bey, imzalanması gereken sözleşmeler. Ver bakalım. Hello. Al işte 100 yıllık koliyi. Hala şirketedir demiştim, haklı çıktım. Ne haber? İyidir. Hayrola? Nasıl da sevmez beklenmedik ziyaretleri. Ya merak etme, çok kalmayacağım. Sabah şunları yanlışlıkla çantama atmışım da. Belki lazım olur diye getireyim dedim sana şu. Sağ ol, iyi yapmışsın. Program olmasa kaçırırdım seni ama kızlarla buluşacağım. Belki akşam uğrarım. Öptüm. Çabuk çabuk. Görüşürüz. Defne. Defne. Defne, bak o kitabı ben... Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Hayır, çıkamazsın. İyi akşamlar Ömer Bey. Bir bu eksikti. Bu işin daha fazla uzamasını istemiyorum bile. Dün geceyi ıskaladım. Ama bu gece benim gecem olacak. Sinan'la bir yerinden başlamamız lazım artık. Tekrar sekmesine izin veremem. Çok güzel olmam lazım. Sen de sabah beni idare et. Çünkü gece gelmem. Kimse işkillenmesin. Duydun mu? Duydum Sude Hanım, merak etmeyin. İyi. Bir aksilik çıkarsa ararsın. Ama olmasın. Çekirdek çitleme müsabakalarına hoş geldiniz. Ha? Ne oluyor ya? Yarım saattir nefes almadan, tek kelime etmeden çit 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 çit. Herkes derdini anlatacak. Sağ baştan say. İso. Vallahi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok yanlış bir yerdeyim. Oo, bayağı açıklayıcı oldu bu. Ben bunu pat diye çözerim. Sırayı karıştırmayalım. Moderatör benim. Biraz daha açarsak İso. Vallahi benim konunun öyle... çok da açılacak bir yanı yok ya. Açsam şimdi... saçılır. Saçılırsa toplayamam.
diyorum ben ya. Serdar sen konuş. Ben? Ben Defne'ye üzülüyorum. Bana mı? Hı. Aklım hep sende. Bir türlü toparlanamıyorsun. Sen beni o 200 bin lira cehenneminden pat diye çekip aldın. Ama ben senin için hiçbir şey yapamıyorum. Zaten o 200 bin lirayı nereden bulduğunu da söylemiyorsun. Çıldıracağım ya. Çıkıp çatıyı atacağım kendimi aşağı en sonunda. Allah korusun ya. Korkutma beni saçma sapan konuşup. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Deli midir, sulu mudur? İyiyim ben. Böylelikle sıra kendiliğinden sana geldi Defo. Hadi bakayım. Ömer'in eski sevgilisi geldi. Oha! Ay nasıl iş bu ya? Engellerden engel beğen. Vallahi ben daha önceki engelleri pek bilmediğim için şey yapamadım ama... ...eski sevgilinin gelmesi pek iyi bir şey değil galiba. Değil canım. Hiç iyi bir şey değil. Bir kıza eski sevgilim geldi demek... ...gel benim boynumu böyle salatalık gibi kır demek. Ya. Bilmem anlatabildim mi Serdar Bey? Tamam ya. Biz Defne'den bahsediyorduk. Hayır ben uyarımı yapayım da. Ya bir susun. Defne anlat sen. Çekirdek kabuğu kaçtı bazı. Anlat. Her sabah olduğu gibi evine kahvaltı hazırlamaya gittim. İçeri girdim. İçeride biriyle birlikte. Güzel mi bari? Ömer'in eski sevgilisi diyorum canım. Sence? Yani. Ya ben olabilir diyorum. Deniz'in teklifi çok cazip. Ne diyorsun? Sinan sen ciddi misin? Evet abi. Ya pasyonist için şahane fırsat. Yani popülerliğimizin artması açısından. Ya düşünsene ne kadar büyüyeceğimizi. Ben Deniz'e güvenmiyorum. Bence asla yapmıyordum böyle bir şey. Ömer. Ayrıca bizim Deniz'e falan ihtiyacımız yok. Büyüyoruz işte Sinan. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya bu kadar köşeli olmasana illa senin dediğin mi olacak? Çünkü her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Ya hadi Deniz'e güvenmiyorsun, bana da mı güvenmiyorsun güzel kardeşim ya? Ya gel girelim diyorum şu işe ya. Ya belki benim de bir bildiğim var, olamaz mı? Bence meseleyi çok yanlış yerden bakıyorsun. Ya bir sen doğru bakıyorsun çünkü ha. Bir sen doğru bakıyorsun. Hayatta senin doğrundan başka doğru yok. Sinan. Ya bırak Allah aşkına Ömer, hadi gözümü seveyim ya. Sinan mıydı o giden? Evet. Pek sakin bir gidiş değildi. Kızdı biraz bana. Geçsene. Vallahi kavga ettiyseniz kesin Sinan haklıdır. Sen kesin bir gıcıklık yapmışsındır yine. Öyle olsun bakalım. Bir şey içer misin? Yok yok, ben seni çıkarmaya geldim. Malum son gecem. Yarın gidiyorsun ha? İşler beni bekler. Yani sormadın. Neyi? Yani sadece işler mi bekliyor? Hani yolunu gözleyen birileri var mı filan? Fark eder mi? Etmez mi? Ne bileyim. Belki de merak etmiyorumdur. Belki de yalan söylüyorsundur. Çıkmayalım o zaman. Yani madem son gecen, oturur konuşuruz biraz. Konuşalım. Emin misin? Yani burada kalırsam... ...yaramazlık yapmak isteyebilirim Ömer. Sen seç. Ne demek bu şimdi? Ha? Hakikaten sen söyle, ne demek yani? İlla ben mi idare edeceğim kızım her şeyi? Her şey benden mi yani? Gerçekten bizi bu hayattan alacaktıysa.
Sude. Sinan. Ben kimi arayacağımı bilemedim. Ne oldu? Yanıma gel lütfen. Ne olur. Tamam, söylesene ne olduğunu. Hemen buraya gel. Al beni buradan lütfen. Tamam, ağlama. Ağlama, geliyorum. Gel. Alo, nereye geleceğim, konum at. Tamam, atıyorum. Tamam, kapat, geliyorum. Oh! Öyle yani. Tamam işte. Panik yapacak bir şey yok. Yarın gidiyormuş. Ya öyle de işte. Ya ben şimdi tavsiye veren bir abi olmayı çok isterim ama... bu tarz konularda benim uzmanlığım yok. İso. Patlat sen bir ortaya bir tavsiye. Senin bizle paylaşacağın tecrübelerin vardır. Ben niye aşk doktoru ilan edildim oğlum şimdi, Allah? Tipinde vardı ondan. Ay. Aman bana ne ya? Kimin eski sevgilisi geldi, kimin eski sevgilisi gitti. Bana ne? Ya öyle sana neyle olmuyor işte. Çıkarıp atabiliyor musun gömlek gibi? Aşk. Öyle bir kere geçti mi içine? Kolay söküp atamazsın. Kökleri yapışır içine. İliğine. Ruhuna işler insanı. Oy. Birileri çok fena yanıyor. Çok mu belli ettim ya? Öyle oldu galiba. Kim diye soralım mı? Sorma. Sorma. Bir şey mi yaptın? Sinan, ben çok kötüyüm. Ne yapacağım bilemedim. Kimi arayacağım, ne yapacağım? Aklıma sen geldin. Tamam. Ağlama, ağlama. Anlatır mısın ne olduğunu? Hadi. Tamam baba. Ama önce gidelim buradan, tamam mı? Tamam. Sude bir şey mi yaptı? Ha? Bak şöyle bir şey yaptıysa polis çağıralım lütfen Sude. Hayır, öyle bir şey değil. Kendime gelmem lazım sadece. Lütfen gidelim ben buradan. Tamam. Hadi seni evine götüreyim. Hayır Sinan, ev olmaz. Annemler. Yalnız da kalmak istemiyorum, kalamam. Bana götüreyim seni, ister misin? Hadi gel bana, gidelim. Tamam. Sakinleş. Sonra ne olduğunu anlatırsın. Ya tamam kızım, dur. Geç, buyur. Teşekkür ederim. Yok canım, ne demek. O zaman sen şimdi güzel bir uyku çek. Sabah olduğunda anlatırsın olup bittiğini. Gel yatayım seni. İyi ki varsın.
Sen iyi oldun. Gel. Evet. Ha bu arada evi ara, merak etmesinler. Sonra da güzelce uyup sabah konuşuruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Ben niye daha önce bu kitabı hiç okumadım ya? Ha insan niye seviyor Ömer bu kitabı bu kadar diye merak etmez mi? Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş. Ha yok. Ha yok yok ben bu kitabı okuyamayacağım. Hiç zamanı değilmiş şimdi hiç iyi gelmeyecek bu kitap bana. Ay oldu bir de depresyona gireyim yok artık. Yok yok olmaz. Lütfen. Sadece burada ol, yanımda ol. Sude. Sinan. Bak gerçekten buna ihtiyacım var. Yalnız kalmak istemiyorum. Lütfen. Peki tamam. Geç kaldım. Ay öküz uykusu öküz. Bu hastalık beni bitirdi yemin ederim kalk. Ay hala konuşuyor kalksana. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır değil galiba. Ne zaman duş almadan kahvaltı yaptınız ki? Yani siz duş alana kadar hazır olur kahvaltı. Bu arada tek kişilik kahvaltı hazırladım ama misafiriniz varsa. Misafir? Kim mesela? Vallahi bilmem. Malum sabah misafirleriniz meşhur. İzi gitti Defne.
Hadi canım. Ha, gitti demek. Marsilya'ya geri döndü. Zaten söylemiştim ben sana. Söylediğim gibi oldu. Erken gitmiş ya. Keşke biraz daha kalsaydı. Çağırayım gelsin istersen. Neyse canım. Yani koskoca kuratör kadın yani. İşi gücü falan vardır herhalde. Aa, ben size bugün otlu omlet falan mı yapsam ya? Böyle dereotlu falan. Olur. Havuç suyu da sıkarım. Bayağıdır da içmiyorsunuz. Gözleriniz için gerekli. Olur olur, güzel olur. Sen yap. Ben de bir duş alayım. Çok çabuk soğutmayın. Çok güzel koktu ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben arabadayım. Otursaydın. De bu acele. Yani. Malum ben bu saatlerde pek... Kahvaltı etmezsin. Biliyorum. Ama yani çok istiyorsanız... öyle oturup size eşlik edebilirim. Bu sırada da programın üzerinden geçerim. İlla istiyorsun. Efendim? Daha yok. Anlaştık. Otur. Otur bakalım. Bakalım bakalım neler varmış. Bugün şirkete deri örnekleri gelecekmiş ama siz hiç merak etmeyin. Ben hepsini bir koşu hallederim. İnanamıyorum. Bunu yaptın mı gerçekten? Evet. Ha, sen delirmişsin. Gidip direkt bana kış koleksiyonunuzu verin de ne demek? Gayet karlı bir iş anlaşması demek. Gözünü bu kadar kararttığını bilmiyordum. Bu kadar dramatik olma Yasemin. Ben sadece ne istediğimi biliyorum. Ve istediğimi elde etmek için de birden fazla plan yaptım. Hepsi bu. Ömer sana hayatta güvenmez. Güvenmiyor. Ama onu bu sabah ters köşe edecek bir şey yaptım. Ne yaptın? Kendi koleksiyonumun tasarımlarını sizinkilerle paylaştım. Yani baştan teslim oldum. Ya da onlar öyle biliyor. Ne olacak peki şimdi? Bakarsın kuzu kuzu gelirler. Kendi kreasyonlarını bana verirler. O zaman sana da hiçbir şey kalmaz. Ha, delirmişsin sen. Sen vallahi delirmişsin. Ortak ne haber? İyidir. Biz? Senin uçağın? Kalktı bile. Ama bensiz. Oğlum İz bize şahane teklifle geldi. Bir ay bizimle kalacak. Kendisi Engin Sanat Tasarım bilgilerini bizimle paylaşmak istedi. Tabii danışman olarak. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Ya sana sormadık ama bir mahsuru yoktur herhalde. Yani buralar hep İz elindeyse fena olmaz gibi geldi. Çok sevindim. Çok sevindim. Pasyonuz için büyük bir şans. Pasyonuz için. Neyse benim çıkmam lazım. İşim var. Sen üretimi gezdirirsin. Kızın genel bir kanası olsun. Olsun bakalım. Görüşürüz. Alo Deniz. Sinan ben. Ne haber Sinan? Aradığına çok sevindim. Ben teklifini düşündüm. Nedir kararın? Vallahi ben sıcak bakıyorum. Yani şimdi bizimle koleksiyonunu da paylaşmışsın. Yani benim için tamamdır. Çok sevindim. Ya Ömer? Ömer. Ömer'i ben ikna edeceğim. Merak etme. Bu birliktelik çok iyi olacak Sinan. Bunu öngörebilmene çok sevindim. Senden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Ay çok pardon, pardon, tutar mısınız asansörü? Geç kaldım da. Çok sağ olun. Yani buradayım. Gitmiyorum bir yere. Güzel. Bakarsın yeniden İzli Ömer oluruz. Ben eski Ömer olmayabilirim ama.
Sen benden başkasını sevemezsin Ömer. Yani ortalarda yokum diye biraz kafan karışmış, o kadar. Ama o aklındaki kimse unutursun. Bir ay, yani sadece bir ay ver bana. Giderken seni de yanımda götüreceğim. O kadar eminsin yani. Bu yüzden vurulmadın mı bana? Ömer Bey, pardon ben. Pardon, rahatsız ettim. Defne. Ne oluyor burada? İz Hanım'ı gördün mü? Gördüm Derya, gördüm. Ne olmuş? Nasıl efsobik kadın ya. Yani onunla aynı klasmanda olsaydım kesin oturur ağlardım. Bir ay daha buradaymış. Bize danışmanlık verecekmiş ya. Bir ay mı? Ne bir ay ya? Hani bir gündü? Ne? Yok canım. Ay, benim hava almam lazım. Ağlama Defne, sakın ağlama, çirkinleşme. Hani gidecekti ya? Hani gidiyordu? Tabii Ömer'i gördü. Şimdi bunlar yeniden... Defne. Ölürsen yalnızlıktan... Üretime iniyoruz biz. Kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Gelmiyor musun? Sizin. Acıyor, acıyor, acıyor. Ben bekleyeceğim. Bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktığın aşkını batıyor. Sakın gelme istemem, çok korkuyorum senden, bu muammalı halden. Çek çıkar elini kalbimden. Batıyor.